Maddenin fiziksel halleri ile ilgili bazı bilgiler veriyor. Buna göre maddelerin katı, sıvı ve gaz halleri ile ilgili hangi yargıların yanlış olduğu soruluyor. Birincisi gazlar bulundukları kabın tamamını doldurur. Doğrudur. Katı haldeki maddelerin taneciklerinde herhangi bir hareket gözlenmez. Yanlış. Katılarda titreşim hareketi vardır. Sıvılarda titreşim ve öteleme, gazlarda titreşim, öteleme ve dönme hareketi vardır. Gaz tanecikleri arasındaki uzaklık katı ve sıvı haldekilere göre daha fazladır. Doğru. Boşluk fazladır gaz tanecikleri arasında. O yüzden doğru bilgi. Bize yanlış olan sorulduğu için B seçeneği doğru cevaptır. Aşağıda gaz halinin tanımlanmasında kullanılan bazı nicelikler verilmiştir. Bu niceliklerin birim dönüşümleri yapıldığında aşağıdakilerden hangisi dışarıda kalır diye soruluyor. Bir ATM basıncın karşılığı 760 mm civadır ya da 76 santimetre civa. Bunun karşılığı var. 100 mililitre gaz ne kadar litre yapar? 0 bir litre. Bunun da karşılığı var. Şöyle gösterelim. 1 litre 1000 mililitredir. 100 mililitre verilmişse o zaman bu da onun onda biri olacağı için 0 litredir. Demek ki bunun da karşılığı 0 litredir. Bu da var. O zaman 10 litrenin karşılığı zaten olmayacaktır. 10 litre olan bir şey burada zaten yok. Diğerlerine bakalım. 0 derece sıcaklık verilmiş. 273 eklersek 273 kelvindir. B'de verilmiş. 6, 0, 2, 10 üzeri 23 tane karbondioksit molekülü 1 mol taneciktir. 1 mol karbondioksit molekülünün ifadesi bu da E'de verilmiş. Doğru cevap D olacak. Çünkü 10 litrenin karşılığı burada yoktur. Aşağıdaki tabloda saf X, Y ve Z sıvılarının normal kaynama sıcaklıkları verilmiştir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diye soruluyor. Normal kaynama sıcaklığı demek dış basıncın bir ATM olduğu ortamdaki sıvıların kaynama sıcaklığıdır. Yani dış basınç 760 mm civa olduğunda sıvılar hangi sıcaklıkta bu basınca ulaşıp kaynayabiliyorları gösterir. Mesela X sıvısı 760 mm civa buhar basıncına 50'de ulaşabiliyormuş 50 derecede. Y 90'da Z'de 130'da ulaşarak kaynayabiliyor. Burada yanlış olan E seçeneğidir. Önce onu söyleyelim. 90 dereceye baktığımızda Z'nin buhar basıncı 1 atm'den büyüktür deniliyor. Halbuki Z 1 atm basınca 130'da ancak ulaşabiliyor. Çünkü kaynama sıcaklığı bu. 130 derecede PZ diyelim ona. Z'nin buhar basıncı 1 atm'dir. 90'da 1 atm'den büyük olmaz zaten düşünülemez. O yüzden bu yanlış. Diğerlere bakalım. Aynı sıcaklıkta buhar basıncı en büyük olan X'tir. Tabii ki bunlar kaynama sıcaklıkları. Şu anda hepsi 50, 90, 130'da falan değil. Aynı ortam olsa hepsini 25 olarak yazsak mesela X, Y ve Z'yi. Dikkat edersek X 50'de kaynayan bir sıvı. Demek ki çok kolay kaynadığı için X'in 25'te kaynamaya yani dış basınca oldukça yaklaşmış olması yani buhar basıncının yüksek olması gerekir. X'in 25 dereceye ulaşmasıyla Y'nin ki tabii ki 1 olmayacak, Z de 1 olmayacak. Yani aynı ortamda her zaman X diğerlerinden daha bir adım önde olacaktır. Buhar basıncı daha yüksek olacaktır. Çünkü 50'de zaten kaynayacak. Basıncını bir ATM yapacaktır. X en uçucu olandır. O yüzden en büyük buhar basıncına sahiptir. Y'nin moleküller arası çekim kuvveti X'inkinden büyüktür. Evet bu nedenle zaten Y daha geç kaynamakta. 90'da kaynıyor buhar basıncı daha düşük aynı ortamda X'e göre. 130 derecede Z'nin buhar basıncı 1 atm'dir. Kaynama sıcaklığı zaten. Kaynamada P buhar eşittir P dış basınç olduğunu biliyoruz. Dış basınç 1 atm ise buhar basıncı da 1 atm olursa kaynama gerçekleşir. O da her sıvıda farklı sıcaklıklarda olur. X, Y, Z sıvıları normal basınçla kaynarken buhar basınçları birer atm olur. Tabii ki dış basınç normal basınçta 1 atm'dir. O zaman Hepsi bir atem olduğuna kaynayacaktır. Şekildeki 4 ve hacimli kapta bulunan X gazı sıkıştırılıyor pistonla. Sıcaklık değişmeden ve bir miktarını sıvılaştığını görüyoruz V hacmine düşürüldüğünde. Bu olayla ilgili olarak hangi yargıların doğru olduğu soruluyor. Birincisi X'in tanecikler arasındaki çekim kuvveti artmıştır. Sıkıştırmayla moleküller birbirine yaklaştığı için çekim kuvvetleri artmıştır ve bu yüzden zaten sıvılaşma görüyoruz. O yüzden doğrudur. Gaz haldeki molekül sayısı azalmıştır. Bir miktarı sıvı hale dönüştü. Doğrudur. Toplam kütle artmıştır ifadesi de elbette yanlış. Kütle sabittir. Bu bir hal değişimi gerçekleşti burada basınçla. Basınçla hal değişimi gerçekleştirdik. Gaz halden sıvı hale. Toplam kütle aynı kalacaktır. Dönüşen gaz moleküllerinin sıvı halde de olsa zaten kütlesi aynı olacağı için toplam kütle değişmez. 1 ve 2 doğru olduğundan D seçeneği doğru cevaptır. Şekildeki sabit hacimli kapta 25 derecede 1 mol helyum gazı bulunmaktadır. Buna göre verilen yargılardan hangileri doğrudur diye soruluyor. Birincisi kapta 602 10 üzeri 23 tane helyum atomu bulunmaktadır. 1 molün karşılığı tanecik olarak budur hatırlarsak. 602 10 üzeri 23 bir mol taneciğin karşılığıdır. Mutlak sıcaklık değeri 298 kelbinde deniliyor. 25 derece verilmiş dereceye 273 eklediğimizde kelvine dönüştüğünü biliyoruz. O yüzden mutlak sıcaklığı 298 kelvindir ifadesi doğrudur. Sıcaklık 50 dereceye çıkarılırsa taneciklerin ortalama kinetik enerjisi artar. Zaten sıcaklıkla ortalama kinetik enerjinin doğru orantı olduğunu biliyoruz. Sıcaklık arttıkça ortalama kinetik enerji artar. Molekül hızları artacağı için. Bu da doğrudur. E seçeneği doğru cevaptır. Gazların genel özellikleri ile ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? Birincisi konuldukları kabın şeklini ve hacmini alırlar doğrudur. Birim yüzeye uyguladıkları kuvvete hacim denir yanlış basınç denir buna. Hatırlarsak basınç eşittir. F bölü A formülünden birim alana uygulanan kuvvete biz basınç diyoruz. Bulundukları kabın her tarafına heterojen dağılırlar bu da yanlış homojen dağılırlar. Eğer böyle bir şey söz konusu olsaydı odada bazen nefessiz kalmamız bile mümkün olabilirdi. Hava her yer homojen dağıldığı için oksijen miktarı belli oranda bulunuyor. O yüzden nefes alabiliyoruz. Aksi düşünürse tabii ki bu şekilde sıkıntı olabilirdi. Heterojen değil mutlaka homojen. Hatta gazlar birbirleriyle bile karıştıklarında homojen dağıldırlar her zaman. Sadece birinci öncül doğrudur. A seçeneği doğru cevaptır. Aşağıdaki tabloda basınç ile ilgili birim dönüşümleri doğru yanlış olarak gösterilmiştir. Buna göre eşitliklerin hangisinde yanlış işaretleme yapılmıştır diye soruluyor. Basınç ile ilgili birimleri hatırlayalım. Bir atmosfer basıncı eşittir. 76 santimetre civa. O da 760 milimetre civadır. Ve Torricelli'nin anısına açık hava basıncını ilk defa ölçen Torricelli'nin anısına 760 milimetre civa 760 tor olarak ifade edilir. Yani buradan şunu söyleyebiliriz. milimetre civa ile tor aslında aynı basınç değerleridir. Buna göre yanlış olan birincideki eşitliktir ve burada doğru kabul edilmiş. Halbuki yanlış denilmesi gerekiyordu. Bire bakalım. 1 bir cm civa 1 tor olarak verilmiş. Halbuki 1 cm civa eşittir 10 mm civadır. 10 milimetre civa zaten 10 tora eşittir. O yüzden doğrusu 10 tora olmalı ve yanlıştı ama doğru kabul edilmiş. Burada hata yapılmıştır. Doğru cevap A seçeneğidir. Saf bir maddenin fiziksel hallerinden A, B ve C halleriyle ilgili bazı bilgiler veriliyor. Ve bu fiziksel hallerin hangileri olduğu soruluyor. A fiziksel halinde madde en düzenli hali gösteriyor. O zaman katı halde bulunmalıdır. A katıdır. En düzenli hal olduğu için. B molar hacmi en fazla olan haldir. Hatırlarsak maddeler gaz halinde en yüksek hacme sahiptir. Çünkü tanecikler arasındaki boşluklar en fazladır. O zaman B'nin de gaz hali olması gerekir. Zaten buradan doğru cevap olarak çıktı. C'nin akıcılığı A'nınkinden fazladır deniliyor. Akıcılığı fazlaysa A'dan, A katıysa bu da zaten o zaman sıvı olacaktır. Zaten katılar akışkanlık özellik göstermez. C akıcıysa C'nin sıvı olması o zaman ihtimali kaldı geriye. Doğru cevap C seçeneğidir. Aşağıda bir saf maddenin 3 farklı fiziksel halinin tanecik yapısı verilmiştir. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diye soruluyor. Birinci hale baktığımızda maddenin taneciklerinin sıkı bir şekilde istiflendiğini görüyoruz. O zaman bu katı hali olmalıdır. İkincide biraz daha gevşek, Tanecikler arası boşluklar var ama üçe bakarsak boşluklar çok fazla. Tanecikler birbirinden bağımsız hareket ediyorlar. Demek ki bu da gaz olmalıdır. Buna göre yanlış seçeneğe bakarsak yanlış seçenek D seçeneğidir. Sıvı halde tanecikler sadece öteleme yapmaz. Öteleme ve titreşim hareketi de yapar tanecikler. Gaz halde öteleme, titreşim ve dönme hareketi yaparlar. Katıda da sadece titreşim yaparlar. O yüzden D seçeneği yanlıştır. Diğerleri doğrudur. Gazların basıncı ve hacimleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruluyor. Yanlış olan E seçeneğidir. Gazların bulunduğu ortamda basınç ve sıcaklık artması mutlaka hacmin değiştiği anlamına gelmez. Şöyle örnek verelim. Kapalı bir kapta X gazı olsun. Burada sıcaklık arttırılırsa basınç artacaktır. Ama hacmi sabit kalacaktır. Demek ki hacim mutlaka değişmez. Kapalı bir kapta sıcaklık arttırıldığında gaz tanecikleri daha hızlı hareket eder. Kabın çeperlerine daha fazla çarparlar ve basınç artar. Ama hacim sabittir. O yüzden hacim mutlaka değişir diyemeyiz. Yanlış olan E seçeneği. Diğerleri zaten doğrudur. Gazlarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diye soruluyor. Yanlış olan E seçeneğidir. Bir maddenin gaz halinin yoğunluğu katı ve sıvı hale göre daha küçüktür. Hatırlarsak öz kütle M bölü V'dir. Kütle zaten sabit olacaktır. Bir madde katı halden sıvı hale ve gaz hale hal değişimi gerçekleşse bile aynı miktarı aldıysak kütlesi sabit kalacaktır. Ama gaz halinin hacmi katı ve sıvıdan daha fazladır. Hacmi daha fazla olduğu için öz kütlesinin yoğunluğunun daha düşük olması gerekecektir. O yüzden E yanlış. Diğerlerine bakalım. Bütün gazlar birbirleriyle her oranda homojen karışırlar. Gaz molekülleri arasında çekim kuvvetleri yok denecek kadar az olduğu için gazların birbiriyle karışmaması, dağılmaması birbirinde düşünülemez. Homojen karışırlar her zaman. Isıtılarak sıcaklığı yükseltilen bir gaz genleşebilir. Hacmi artar. Doğru. Pistonlu bir kapta bunu yapabiliriz. Maddenin en düzensiz halidir. Sınırsız yayılma yani difüzyon özelliğine sahiptir gazlar. Hepsi diğerlerinin doğrudur. Doğru cevap E seçeneğidir.